Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi yapalım. Çünkü Fenerbahçe'mizin kazandığı maçlardan sonra spor yazarlarının görüşlerini okumak ve eleştirileri dikkate almak çok çok önemli. 4-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmaya dair değerlendirmeler sizlerle. Uğur Meleke, Pazubantsız Kaptan Fred. Dün Fred yine Recovery yani geri kazanma departmanında departmanın lideriydi. Ancak Fred sahadayken Şimanski'nin de, İrfan Can'in de, için de daha iyi oynadıklarını görüyorum. Bir şey söyleyeceğim size bunu ilk kim anlatmıştı? Hani arkadaşlar bazen bazı yorumlar görüyorum. Senin futbol bilgini falan filan diye o arkadaşları direkt engelliyorum. Çünkü benim futbol bilgimin zekatını versem arkadaşlar insana dönüşürler. O kadar söyleyeyim. O arkadaşlar. Neyse daha iyi oynadıklarını görüyorum diyor. Hem kendisi he, oynayan hem de etrafındakileri iten bir adam Fred. Fenerbahçe'nin saha içi lideri. Pazıvanta ihtiyacı olmayan bir kaptan. Onun varlığı etrafındaki herkesi değiştiriyor. Haksız mı? Hemen sıradakine geçelim. Erman Turoğlu Fred farkını gösterdi. Fenerbahçe'de Avrupa rezaletinden sonra futbolcular herhalde ne oluyoruz dediler. Çünkü bu maçta alınacak ters bir netice haftaya oynanacak. Beşiktaş derbisine tesir edecekti. Sakatlıktan dönen Fred'in maça başlaması Salih de hemen farklılık yarattı diyor. İrfan Can da sağ tarafta etkili oynayınca iyi şeyler yaptılar. Nitekim skora kolay ulaştılar. Ancak ben hala söylüyorum. İsmail Kartal oyuncu değişikliklerinde biraz geç kalıyor. Takımda iki tane yaşlı adam var. Tadic ve Edin Ceko. Bunların iki yani bunların iki belli oranda koşacaklar. Şampiyonla oynayan bir takım birini kaldırabilir ama ikisini beraber kaldıramaz. İyi oyuncular mı? Çok iyi oyuncular ama liderle oynuyorsan o zaman rekabete sokacaksın demiş. Kısmen doğru. Ahmet Çakar vazgeçilmez isim. Bazı oyuncularda düşüş var. Örneğin Ceko Tadiç. Düşüş diyoruz tempolarında ama Ceko'nun iki şutuyla gelen goller ve Tadic'in asistleri dün gece ist istatistiklere geçtim. Fred'in dönüşü çok önemli katkı olacak. Fizik olarak hazır olmasa da toparlandı. Fenerbahçe'nin orta sahası için vazgeçilmez isim. Gürcan Bilgiç. Hafta içinde, hafta içinde kezime sonrasında Kadıköy'de krize girmek için birçok işte bıçak sırtına yürüyen bir maçtı. Ben niye şaşkın okuyorum ya? Fenerbahçe taraftarı kalbini tüm içtenliğiyle açtı oyuncularına. Onlar da ilk saniyeden itibaren baskıyı başlattılar. İrfan Can Kahveciydi bu kez liderleri. Fred'in sahada olması bile iyimserlik rüzgarlarını estirdi stat'tan. Taraftarın rahatlaması, endişelerinin arınması için yeterli olduğu bu fotoğraf. Sivas Spor'da planlarını yapmıştı. Baskıdan hiç vazgeçmeden ağacı ne kadar sallayıp ne kadar meyve toplarız diye oynadılar. Üstünlük Fenerbahçe'de olsa da skor olarak öne geçseler de gecenin hikayesinde sürpriz son olabilirdi. Fred ne kadar bilge ise sahada Crespo yanına iki stoperi Samet ve Jeydan'ı alarak işleri daha ne kadar zora sokarız paragrafını geçtiler. Düşünün Samet iki uzun topta Crespo'yu nişanladı. Samet'in üstündeki baskı hata yaparım tedirginliği Sivas Sporunda gizli değil, aleni silahı oldu diyor. Yine aynı şekilde bunu da söylemiştim. Ben Sivas Spor teknik direktör olsam Samet'in üstüne oynarım demiştim. Çünkü hata yapmaya en müsait isim baskılardan dolayı. Şimdi Ömer Üründül Galatasaray maçı havasındaydı. Fenerbahçe futbolcular Danimarka'da aldıkları ağır hafta, ha, ağır hafta içi yenilgisini unutturmak için doğal olarak Cuma sabahından itibaren Sivas maçına odaklandılar. Bu maç içinde bulunulan şartlar gereği Galatasaray derbisi gibi hissedilecekti. Fenerbahçe yüksek tempolu ve presli bir ilk yarı sergiledi. Bir hasa ilk 20 dakika takımda üst düzey bir hırs vardı. Kısa sürede iki gol kaçtı ardından da Tadic Şimanski işbirliğiyle kaliteli bir golle skor avantajı sağlandı. Devre sonunda da İrfan Can alışılmış uzak mesafeli güzel gollerinden birini attı ve farkı ikiye çıkardı. Şimdi Fenerbahçe haftaya çok önemli bir derbi deplasmanına gidecek. Oradaki mücadele ve sonuç çok önemli. Tam bir kritik sınav maçı. Yalnız Ömer Ründül hasta mı? hani bir sıkıntısı var herhalde. Normalde Ömer Ründül yani şunu da demeden edemeyeceğim Erdoğan Tadiç'te Şimanski'de ciddi bir fizik düşüş var demesi lazımdı. Allah Allah fizik düşüşten bahsetmemiş. Ercan Güven Fenerbahçe Avrupa'da yarım düzüne gol yiyince ne gidecekler gelecekler listesi kaldığı, Ne kulübeye yardımcı hoca eklenmesi ne İsmail Kartal'ın yabancı bir teknik döktörle değiştirme ihtimali tadilat değil. Neredeyse buldozerle girecekler takıma. İnsaf ve tolerans sıfır bu futbolda. Yahu tökezlemenin somut gerekçesi yarısı olmazsa olmazlardan takımda 11 sakattı. Futbolu bırakmadılar ki dönecekler elinde sonunda. Hoca derseniz takıma milletin ağzını sulandıran futbol oynatan da oydu. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben birçok kişiden şu cümleyi duydum. Vallahi hayatımda en iyi gördüğüm Fenerbahçe diye ben çok kişiden duydum. Deleyi geçerken at değiştirmenin manası var mıydı? İşte yine lider Fenerbahçe golde dağıtıyor. Oyunu da yüksel, yükseliyor yeniden. Çalışan makinayı tamir etmek nereden çıktı? Sözün özü 4 bir galibiyet ve özlenen oyuna kavuşmak. Futbolcudan teknik direktörüne genel af getirdi Fenerbahçe futbol takımına haftaya beş taş maçı var. Fenerbahçe'nin eksikliklerinin bir kısmına kavuşmuş eski futbolu ucundan yakalamış olarak avantajla çıkacağı derbiyi de kazanırsa şu birkaç haftanın hiç yaşanmamış gibi olmaması için bir sebep yok. İlker Yağcıoğlu aktör Fred diyor. Fenerbahçe 20 dakikayı son derece iyi oynadı. Ön alan baskısı topu kazandıklarında hızlı oynadı. Oynamaları rakip ceza sahasında çoğalma hepsi beklenilen gibiydi. Bu oyunda da baş aktör Fred'di. Futbol bir takım oyundur ama bazen öyle oyuncular vardır ki yoklukları bütün takımın oyununu etkiler. Tıpkı Fred gibi. Fred'in dönüşü İrfan iyi oyunu, Şimanski'nin fırsatçılığı, Tadic ve Ceko'nun tam zamanda ortaya çıkması Fenerbahçe'nin derin bir nefes almasını sağladı diyor. Engin Verel. 6 bölü kezimeden sonra Fenerbahçe'nin ligi nasıl döneceği merak konusuydu. Gerçekten zor bir maçtı. Zorun, zorun neyin kolaya çevireceğini İsmail Kartal'da oyuncular da biliyordu. Taraftar coşkusunu arkasına alarak saldırıp gol yerken bulurlarsa işlerin daha kolay olacağını biliyorlardı. Nitekim sezon başındaki oyun karakterini Sivas Spor karşısında gördük. Önde basan kaybettikleri topları çok çabuk geri alan ve rakibi umutsuzluğa sürükleyen bir anlayış vardı. Rıdvan Dilmen. Stoper İsmail ilk 18'e giremez. Ancak defansif orta sahada oynatacaksın. XR'ye yazmak zorundasın. Fred hazır değil ama topu ayağında eveleyip gevelemiyor. İlk golde direkt topu ayağından çıkardı. Ve golün hazırlayıcı sol diyor. Halil Özer. Sen neymişsin ve Fred diyor. Milliyet yazarı Halil Özer'in yazısında çok hoş yerler var. Seyirci beni çok şaşırttı diyor. Hani 6-7 maçtan sonra Fenerbahçe'nin hem tribünlerle hem de takım içinde bu kadar bütünleşeceğini hiç tahmin etmiyordum diyor. Hani son 10 yıla bakarsak bu tabiata aykırı bir durum. Seyirci şaşırttı diyor. Olması gerekeni yaptı. Fred takımı itiyor. Hani Fenerbahçe'nin Pendik maçında sakatlanınca Fred sonraki maçta da Fenerbahçe'nin elinin ayağının niye kilitlendiği dün iyice anlamış olduk. Orta alanda İsmail ve Crespo ile oynayınca 3. bölgeye akış sağlıklı bir şekilde yapılamıyordu. Çünkü bu iki oyuncu görevini yapabilecek oyun görüşü tekneye sahip değiller. Şimdi dün Fenerbahçe'nin attığı ilk gole bakın. Fred orta alanda kazandığı topu çabuk bir şekilde tadı e aktarıyor. ve muhteşem asistinden, asistten sonra gol geliyor. Fred belki de ilk yarıda çok top kaybı yaptı ancak oyun içindeki bu aktarma çabukluğu Fenerbahçe'yi her daim gol pozisyonuna sokuyor. Üstelik tadı Çimaz ve İrfan'ın da oyun katkısı yükseliyor. Tabii ki ilk golde unutulmaması gereken başka bir ayrıntı var. Şimanski daha top Tadiç'e gelmeden önce öyle bir koşuya başlıyor ki al futbol okullarında ders diye okut. Koşu ayrı bitiricilik ayrı güzel. 6 farklı bir Avrupa enerjisinden sonra 6 farklı 5 farklı. Fenerbahçe'nin bu derece sağlıklı bir şekilde sahaya dönmesi tabii ki İsmail Kartal'a yazar. Nasıl Danimarka'da rezaletten sonra eleştirdiysek bu maçta da hakkını vermek lazım. Belki de psikolojik olarak Fenerbahçe'nin ligde en zor oynadığı maçtı. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Yüksek tempo oynadığı zaman hem bol gol pozisyonu yakalıyor hem de rakibini bezdiriyor. Ancak Fenerbahçe bu yüksek tempoyu her zaman yapamıyor. Hele maçlar ve sakatlar arka arkaya gelince hiç olmuyor. Ama dün öyle kritik maçtı ki selamet açısından Bona mecburdu. Öyle de başladı ve golü buldu. Haklı bir galibiyet. Maçın ikinci yarısına gelen Sivas'ın golü kısa bir süre sıkıntı yarattı. Ama çabuk toparladılar. Hem tempoyu yeniden yakaladılar hem de goller arka arkaya gelince Kontrolü futbola döndüler. Fenerbahçe bu kontrolü yapamadığı zaman başına çok dert alıyor. Danimarka'da bu kontrolsüzlük yüzünden attı gol yedi. 6 gol yedi. Yani ne diyor hem tempoyu yeniden yakalar hem de goller arka arkaya geldi. Fenerbahçe kontrolü yakalayamadığı zaman. Hani tempo ve golü yakalayamadığı zaman. 6 gol yedi. Oysa takımın geneline baktığın zaman bunu yapabilecek kapasite var. Fenerbahçe aklı bir galibiyet aldı. 90 dakikanın toplam 80 dakikasını üstün götürdü. Bütün istediklerini yaptı takımda herkesin yumurta kapıya dayanınca sorumluluk alması maçın da rahat geçmesine neden oldu diyor. Uzun lafın kısası Fred varsa Şimanski var. Fred varsa tadiç var. Fred varsa İrfan var. Fred varsa Ceko var. Belki Fred varsa Cengiz olacak. Belki Fred varsa Emre Mor. Belki Fred varsa Fred olacak. Belki Fred varsa Batu olacak. Bir takımın ana mekanizma beyni Fred'den geçiyor. Zamanında da Alex de Souza'ydı. Hocam bir futbolcu bu kadar takımın beyni olabilir mi? Oluyor. Misal veriyorum bak Galatasaray'dan alın Mustera'yı çıkartın. Hatta iki tane bir kötülük yapalım Galatasaray'a. Mustera'yı ve Torreira'yı çıkartın Galatasaray'dan. İki, iki tane. Bak Fenerbahçe'de mesela Fred 1. İkincisi de BK oydu. Üçüncüsü de Ciku'ydu. Üç tane çıkartalım bak. Galatasaray'dan üç kişi çıkartma hakkımız var. Bir Abdülkerim'i çıkartayım. İki Mustera'yı çıkartayım. Üç Icardi'yi çıkartayım. Neye dönüşür? Söz konusu Galatasaray olunca İtiraf edemiyorsunuz bahsedelim. Trio'da fenerbahçe Sivasspor'un tartışmalı pozisyonları değerlendirildi. Verilmeyen penaltılar, itiraz edilen gol. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Çünkü burası önemli. Niye biliyor musunuz? Bazılarının yangını sönmedi. Dünden beri sönmedi. Şimdi Deniz Çoban, Bahattin Şimşek ekibinin görev aldığı. Fenerbahçe-Sivas maçını değerlendirdiler. Yayıncı kuruluşta bak Deniz Çoban 1, Bülent Yıldırım 2, Bahattin Şimşek, Bahattin Duran Bahattin Şimşek, Bahattin Duran mı? Bahattin Şimşek mi lan? Bahattin Duran, Bahattin Şimşek kim? O kimmiş? Yani bu maçın pozisyonlarını yorumlamışlar. Şimdi gelin hep birlikte dinleyelim. 21. dakika. Fenerbahçe'de O'Say'inin yaptığı harekete penaltı beklenildi en azından yani Fenerbahçe taraftarı değildi. başka takım taraftarları penaltı bekledi. Fenerbahçe taraftarı da ben de aynı şeyleri söyledik. Şimdi az sonra da destekleyeceğim bu görüşümü. Şimdi Deniz Çoban diyor ki Şimdi bu boşu dövüşe izlemel. Topa bile Ne oluyor lan? Deniz Çoban konuşuyor. Erman Turoğlu mu konuşuyor? Topa hamle yaparken siyahlı krampon topu sağ ayağıyla dışarıya doğru çekiyor. Siyahlı krampon topu dışarıya doğru çekiyor fakat o sayede topa doğru hamle yapıyor ve tabirim doğruya doğruysa topa doğru sıçrayarak gidiyor. Diğer açılardan da göreceğiz ki kramponun bence topuğuyla küsurat bir temas var ve topa hız veriyor fakat bu hamleyi sol ayağıyla yaparken. Kırmızılı oyuncu da beraberinde götürüyor. Evet topla oynamış olmak bir kriterdir ama topla oynadın ve sonra istediğimi yaparım diye bir durum yok. Sol ayağınıza topa vurdunuz mesela. Kayarken de rakibi sol ayağınızda süpürdünüz. Kabul edilebilir ama sol ayağınızla topa vuruyorsunuz. Sağ diziniz dışarıya doğru açıp beraberinde rakibi götürüyorsunuz falan filan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray Pendik Spor'u 2-0 yendi. Pendik Spor'un trio ekibine göre 2 tane verilmeyen %100 penaltısı var. Yani Galatasaray haram bir 3 puan almış durumda. Belki de o verilmeyen 2 penaltı ki yedikleri 2 golden önce. O 2 penaltı verirse Pendik 2 0una geçer maç 2-0 bitse. Haram 3 puan hiç alınmayacak. Fenerbahçe bu maça daha rahat çıkacak. Maç sonucunda fark açılmış olacak falan filan. Önce bunu bilin. İkincisi Galatasaray'dan hiçbir açıklama gelmedi. Maçı isterseniz tekrar edelim. Evet şu, haklılar adamlar şu pozisyonda penaltıydı diye. Oysa geçen hafta Fenerbahçe'nin rakibinin penaltısı verilmedi dedi. Fenerbahçe dedi ki evet rakibin penaltısı verilmedi. %100 penaltı. Bizimki de verilmedi. Diyebildi. Bu delikanlı yaptı. Önce bunu söyleyeyim. Sonrasında uzun lafın kısası bak şu cümleler diyor ki elbette bu sahadaki hakemin kararı diyor Deniz Çopan. Ben yani bu hakem yorumuna muhtaç bir pozisyon. Hakem burada beyazlı oyuncu topla oynadı. Bir ihlal yok diye bir yorum yaptıysa hakemin takdir alanına girer. İtiraz etmem. Ama benim fikrim penaltı diyor. Bülent Yıldırım yani gerçekten zor bir pozisyon. İstisna olacak pozisyonlardan bir tanesi. Gerçekten karmaşık. Yani anlatıyor işte şöyle şöyle yaptı falan filan. Dikkatli müdahale mi? Hayır. Ceza alanında topa böyle atlanılır mı? Hayır. Sağ dizinize rakibinizi düşürdünüz. Evet. Bahattin Duran evet. Gerçekten zor bir pozisyon. Ben burada maçın hakemine şöyle hak veriyorum. Bak. Çok çalışmış bu pozisyonda. Doğru yere almak için. Mümkün olduğunca doğru yere gelmiş. O yüzden ben hakemin kararına saygı duyuyorum diyor. Yani penaltı demiyor. Saygı duyuyorum diyor. Şimdi 3 hakem nasıra bakarsanız hakemin kararına saygı duyuyorum diyor. Bir tanesi bile demiyor ki elde net kanıt var. Var karışır demiyor. Bak yine devam edeyim. Saha içindeki hakemin kararına %100 saygı duyuyorum. Fakat sizin de anlattığınız nedenlerle bir topa çok net bir müdahale olmaması falan filan. Topa müdahalesi var mı? Var. Bu videoda da kanıtlanabiliyor. Tabanının alt ile o sahin, topa o sahinin bir müdahalesi var. Burada hakem kararını desteklerim demiş. Bak hakem kararını desteklerim. Sosyal medyaya yansıyan ne? Üçü de yanlış karar dedi. Hakemin kararını destekliyorsan. Şimdi düşünsenize. Ya çok basit bir şey söyleyeyim ya çok basit bir şey. Yani aklınıza gelebilecek bir örnek veriyorum. Camiye gittik imam Fatiha'yı okudu. Ben diyorum ki imam çok güzel Fatiha okudu katılıyorum. Ama e, ben daha güzel okurum. Bu şimdi imamın yanlış okuduğu anlamını taşıyor. Yani imamın okumasına saygı duyuyorum. Sesine de saygı duyuyorum. Çok güzel okudu. Lafım yok. Ama ben daha güzel okurum desem. Ya da bence okumamalıydı desem. Saçmalama dersiniz. Şimdi size o say Samuel pozisyonunu getiriyorum. Arkadaşlar ee, birazcık şey var. Nasıl anlatayım size? Yani yavaş yavaş oynayacak. Sebebi de hani hakkına girmeyelim diye karelerden, görsellerden elde edindiğimiz şeyler. İyice izleyin. Kırmızı dövcü gidiyor. O sayının topa müdahalesi. Bakın. Aptal olan aptalın bile anlaması için. Bir kare, iki kare. Bak yavaş 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 bakın. Bakın iyi bakın. O sahi topa vuruyor. Aynı benim dediğim gibi bak. Kırmızılı oyuncu topa vurulduktan sonra bir nevi kendini yere bırakıyor. Bak iyi bakın. Bak bak bak. Yavaş yavaş gel. Oyla döcem oyla Dur. Dur hoca. dur 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 dur. Bak arkadaşlar. Açık net bir şekilde. Bariz bir şekilde o topa vuruyor. Topun yönü değişiyor. Kırmızı da oyuncu da topa vurulduktan sonra Aa ben kendimi yere bırakayım bu kadar gelmişim diyor. Bakın. Sağ diziyle müdahale, sol diziyle müdahale bir şey söyleyeceğim. E bırakalım gol olsun o zaman bu tip pozisyonda hiç kimse müdahale etmesin. Ya ikisi de topa koşuyor. Bir. ikincisi Arkadaşlar o tam topa vuruş anında durduracağım. Sebebini de anlatayım size. Yani anlatır gibi anlatmam lazım. Çünkü bazı kitlemiz bu. Tam vuruş anı. Arkadaşlar bizden taraftaki beyaz çizgi ceza sahası çizgisi değil. Ceza sahasının yayının çizgisi. Pozisyon ceza sahasının dışında. Pozisyon ceza sahasının dışında. Bakın şurada herhangi bir müdahale var mı? Yok. O sayı Samuel sol ayağıyla vuruyor. Sağ ayağını ne yapacak? Yok mu edecek anında? Ve golü engellemiş. Bir kare daha. Bak. İki kare gittik. Bir kare daha gitmem lazım. İki kare gittim. Bak. Bak vuruyor. Ayağa değiyor. Değil mi? Biraz daha mı büyütsem? Bak vuruyor. Sağ ayağa yere takılıyor. Yani bilinçli bir vurma yok orada. Bak. sol ayağına vurdu. Sağ ayak takıldı. Çünkü kayıyor bak. Kayarak geliyor sol ayak. Bak iyi bakın. Bir daha bakın arkadaşlar. Baştan bir daha. Yavaş 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 yavaş. Bakın Sol ayakta vuruyor. Sağ ayak takılıyor. Oyuncu da düşüyor. Hareket ceza sahasının dışında bir. Bünyamin Gezer hocamın da dediği gibi. Bünyamin Gezer diyor ki buna en fazla ceza sahası dışında olduğu için faul verebilirsin. Var buna karışmaz. Faule her faule karışıyor mu? Karışmaz. Bakın. Müdahale var mı? Var. Topu uzaklaştırıyor mu? Uzaklaştırıyor. Niye topa mı? Topa. Buna asla ve asla hiçbir şey çıkmaz. Ha şunu söyleyeceğim. Gerçekten istisnai bir pozisyon. Hocam rakip aynı pozisyonu yakalasaydı küfür eder bilir. Etmez mi abi? Çok kritik pozisyon. Gerçekten çok kritik pozisyon. İkincisi elde bir kanıt yok. Topa vurmuş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buna hiçbir karar çıkmaz. 28. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon. Asıl bunu konuşalım. Asıl bunu konuşalım. Cesaretiniz var mı? Karakteriniz var mı? Var mı buna yüreğiniz? Ben size ne dedim dün? Fenerbahçe'de o orta açıyor. Oyuncu elle durduruyor. Şöyle dur şöyle bir durdurma yok. Ya şöyle bir durdurma yok. Neydi oyuncunun adı? Yunus miydi durduran? Ha. Ya böyle bir durdurma yok. Eli açık. Vücudu genişletmiş. Ben size ne dedim maçta? Bu dedim açık net penaltı. Siz bana ne dediniz? Hocam öyle bir şey olmaz. Böyle penaltı olmaz. Bu eli vücuda bitişik. Eli vücuda bitişik olmaz. Sadece bir kılıf. Bu pozisyon penaltı dedim. Şimdi okuyayım yorumları. 28. dakika. Bahattin Duran. Yunus Emre'nin kestiği bir top var. Kolu doğal konumda mı? Elini arkaya almak doğal konum mudur? Deniz Çoban. Bahattin hiçbir şeye bakalım diyor. Bülent Yıldırım. Hakemin ben beden dilini bir gösterelim diyor. Bak hakemin beden dilini gösteriyorlar. Ne diyor bize? Evet. Öyle durdu Bahattin şimşek. Yani doğal konuda diyor. Bu doğal konum mu? Bir doğal konum değil. İki doğal konumda olmayan eli koluyla vücudunu genişletti mi? Evet. Bülent Yıldırım evet. Bahattin Duran bence de evet. Deniz Çoban genişletti. Dışarıya doğru açtı. Bakın 3 hakem birden. Bunu böyle yaptığım anda benim vücudum genişledi. Kendime avantaj elde ettim. Bahattin Şimşek de kendini ele veriyor. Bunu yaptın diyor. Evet onu yaptı zaten. Onu yaparak vücudunu genişletti. O bir doğal konum değildi. Onu öyle yaparak topun geçişini engelledi. Deniz Çoban açık bir penaltı. Tartışmam bile. Ben futbolda böyle bir doğal konum bilmiyorum. Bir oyuncunun doğal pozisyonu vücut hareketinde bu şekilde ellerini arkaya bağlayarak olmaz. Eğer bağlıyorsa da o ellerini bağladığı yeri kalçasına doğru indirmeli ve genişliği ortadan kaldırması lazım. Bahattin Duran böyle bir duruş yok ki. Bu zaten kendisinin içinde bir kasıt var bunun. Topun geçmesini engelliyor. Benim için bu pozisyon net bir penaltı. Bülent Yıldırım bu pozisyon net bir penaltı. Artı video hakem müdahalesi gerekir. O fotoğrafı en iyi görüyor. Ortada kanıt var. Bedeni genişletmiş. Yani dikkat edin 21. dakikadaki pozisyona. Hani hakeme saygı duyuyorum. Penaltılık değil diyorlar. Üstelik pozisyon ceza sahası dışında. Yani en fazla rakibin verilmeyen bir kritik yerden serbest vuruşu var diyebilirsin. Ama Fenerbahçe'nin aleyhine bakın Fenerbahçe'nin aleyhine hata bir penaltımız verilmemiş. Ki ben bunu söyledim. 30. dakikada Samet Akaydın'ın eline müdahalesi. Özellikle Galatasaraylı arkadaşların Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek vermiş olduğu örneklerden yola çıkarak bu pozisyonu aldım. Hani Samet'in ikinci sarı kartı gerekirmiş. Şimdi bu arkadaşlara şunu söyleyeyim. Her elle oynama sarı kartı gerektirmez diye ama anlamazlar. Şimdi ben hakemden ikini okuyayım. Bülent Yıldırım. Hemen oyun kurallarına göre tekrar ediyorum. Bir, her elle oynama kartı gerektirmez. İki, elle oynamanın kartı gerektirmesi için bir umut vadeden hata kesecek. Sportman'le aykırı nitelikte enteresan, gereksiz, lüzumsuz, voleybolcu gibi, handbolcu gibi verkaçı kesmek amacıyla uzanmak gibi bir abartılı bir elle oynama olacak. Samet kardeşimiz yine gereksiz yere riskli bir hamle yapıp bu topu koluyla bloklamış. Bu bir elle oynama. Ancak kademede oyuncu olduğu için, Osterwolde var, herhangi bir verkaç kesilmediği için Çaresiz. Şu anda topu sadece yukarıya doğru yükseltip Samet'ten kurtarmaya çalıştığı için herhangi bir umut vaat eden bir atak söz konusu olmadığı için sadece bir elle oynama olur ve ikinci sarı kart olmaz. Deniz Çoban, bu oyuncu aşırsa topu ne olacak? Umut vaat eden atak var mı? Yok. Osterwold'e var. Kademeye girecek. Samet bu elle oynamasıyla oyunun imajını bozan bir hareket yapmış mı? Yani bir voleybolcunun basketbolcu gibi oynamış mı Hayır bunu taktik maksadıyla mı yapmış sadece vücudunu genişleterek topun geçmesini önlemiş bu sadece bir elle oynama sarı karta gerek yok Bahattin Duran bu ne bu bir net elle oynama fakat sarı kartı gerektirecek bir elle oynama değil alan boşluğu söz konusu olacağı için hakem dese ki çekip gidecek öne bomboş olsa hani ikinci sarıyı o zaman verir ama burada öyle bir şey yok diyor yani Fenerbahçe haksız sarı kartta görmemezlikler olmamış yani Fenerbahçe e, yemesi gereken bir kırmızı kartı yememiş durumu da olmamış. Yani onu da çözemiyorum. Bu nasıl olacak? Hani bana anlatırsanız sevinirim arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Elle oynama. Fenerbahçe'nin hani kırmızı görecek de görmemiş. Yok. Fenerbahçe'nin penaltısı e, verilmemiş. Rakibin penaltısı o da yok. Ancak yine penaltısı verilmediği bir durum da yok. İnanılır gibi değil. E Nasıl olacak? Topun oyunda kalma süresi merak ettim. Galatasaray maçında eee %61,5 kalmış. Toplam süre 97, 60 dakika oyunda kalmış. Fenerbahçe Sivas maçında 54 dakika 48 saniye kalmış arkadaşlar. Bak 54 48 Karagümrük 54 43 Ankara gücü Beşiktaş maçı 54-41. Adana Demir maçı 53-20 diye gidiyor. Ben merak ediyorum. 90 dakikanın yani bu kadar dakika çalınan bir şeye ben ilk defa denk geldim. Gerçekten de. Yine devam edelim. Başka 68. dakikada Fenerbahçe'nin 3. gol öncesinde faul var mı? Bir de bu ağıt vardı. Fenerbahçe'nin golünden önce faul var diye. Ben anlattım ama bir kez de hakemlerden okuyayım. Bülent Yıldırım hocam Fred'in Samba kameranın topuğuna gelen bir ayak söz konusu. Evet ancak tüm açılardan da göreceğimiz üzere burada hiçbir faul yapma niyeti de yok. Dikkatsiz bir hamle de yok. Ayak içiyle savurduğu ayak fizik kuralları gereği aşağı inecek inerek maalesef Samba kameranın topuğuna düşüyor. Bir fotoğraf var. Revers açıdan ters açıdan. Sadece fotoğraftan bakarsanız faul dersiniz. Ancak asla ve asla faul olduğuna inanmıyorum. Benim için hiçbir şüphe yok. Video hakemde yanılmamış diyor. Bülent Yıldırım burada ikinci fazla bir hani ikinci fazla da bir durum söz konusu değil. Ceko vurduktan sonra top zaten gol olarak çizgiden geçmiş. Oyun içinde istemsiz kazara olan bir temas bu. Deniz Çoban evet basmadan bile şüpheliyim. Fotoğrafa baktığınız zaman basma gibi gözüküyor ama pilottan oyunun doğal akışına izlediğim zaman oyuncunun ayağı gidiyor. Orada bir temas var. Yani orada bir temas. Oyuncunun ayağı gidiyor orada orada bir temas. Yani basmamış bu arada sürtmüş diyor Bahattin Duran. Sürtmüş böyle ama burada faul olmaz. Kazara bir temas var. Tabii ki hakem takdiri. Ben hakemin oyunu devam ettirmesi yönünde kullandığı takdiri ben, ben de öyle düşünüyorum diyor. Bahattin Doğan bu arada top burada çizgiye geçmiş yardımcı hakemde diyor. O öbür şey. Hani yoksa pozisyon offside diyor. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. O sayının beden ileride topu baz muhtemelen. Yani topu baz Topun durduğunu hani o beden ileride e, İrfan ayak toptan önde onu baz muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece eee Kornerlerde falan istisnası var, kornerde olsaydı olmaz. Hani kornerin o yayın uç tarafından kullandı ama oyuncu çizgide o açtı ortayı vurdu gol oldu, o gol sayılır. Yani o oraya da bir bakmak lazım. Bir de en arkada yatan bir adam vardı. Neyse sonuç olarak gol oldu. Evet arkadaşlar kimin hakkı yenilmiş? Şimdi bu maçın tekrarı gerekir mi? Yani yani Galatasaray'dan Maç tekrarı e, neydiyim? Başvurusu. Fenerbahçe-Sivas spor maçı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Galatasaray'dan maç tekrarı başvurusunu gerçekten merak ediyorum. Diyebilecekler mi? Mert olup delikanlı olup Fenerbahçe gibi Pendik maçını tekrardan oynamaya hazırız rakibimiz de istiyorsa diye. Çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilsin diye taraftarları yangın yapıyor. Ya da trolleri mi diyeyim? Taraftarları mı diyeyim? Galatasaray tarafı artık bence yangın yapmıyordur. Trolleri yapıyordur. Ya da Whatsapp elemanları. Ama arkadaşlar bunlar basit, bedava, ucuz numaralar. Fenerbahçe'miz Sivas Spor hazırlıklarına, yani Sivas Spor maçından ardından 15. haftada Cumartesi akşamı Deprasman'da Beşiktaş'ta oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu testlerinde yapılan idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı. Sivas maçında Maça ilk 11'de başlayan oyuncuları günün rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Fenerbahçe'miz hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Yalnız idmanda sürpriz biri vardı ama idman fotoğraflarında niye ise göremedim. Ee, bir ara görürüz herhalde. i̇dman yani fotoğraflarına hiç baktınız mı arkadaşlar? Kaç fotoğraf var? Yani idman fotoğraflarına bence dikkatlice bakın. Mesela dikkatlice baktığınızda kimi göreceksiniz? 5 tane fotoğraf. Mert Hakan'ı göreceksiniz. Takımla çalışıyor. Arkası dönük siyahi bir arkadaş var. Topla çalışan. O arkadaş Ciku. O arkadaş Ciku ama yüzü gözükmemiş. Ee, İsmail Yüksek. Mert Müldür. Emre Mor. Ryan Kent. Ee, Ciku topla çalışıyor, takımla çalışıyor. Arkadaşlar ben mi görmüyorum, siz mi görmüyorsunuz? Ciku bildiğin takımla çalışmalara başladı yani. Ve ben Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacağı görüşündeyim. Ciku Osterwold'e bence daha mantıklı bir tandem olur. Ama ister misiniz Beşiktaş maçına Serdar Aziz Ciku çıkalım? Yani Serdar Aziz Ciku stoper hattıyla çıkalım. Hocam adam daha yeni ameliyat oldu. O kadar çabuk dönebilir mi? Eğer o kadar çabuk dönebilecek olsa Bekao'da E E 9 Kasım'da Bekao ameliyat oldu. 9 Kasım'da. İster misiniz 9 Aralık 1 ay, 14 Aralık, 16 Aralık gibi saha çalışmalarına başlasın? Böyle bir sürpriz olabilir mi? Allah'tan ümit kesilmez arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Bazen beklemek gerekir. Bazen izlemek gerekir. Benden de size sürprizler olsun. Maçın tekrarı falan olmayacak. Galatasaraylılar ister tepinsin, ister ağlasın, ister zırlasın. Herhangi bir tekrar söz konusu değil. Fenerbahçemiz tertemiz bir şekilde kazandı. Kir arayan, kara gece arayan kendi oynadığı maçlara gecelere baksın. Kendi takımına baksın. Galibiyetlerine baksın. Hakemlerin katkılarına baksın. Rakiplere ee, rakiplerine 52 maçtır verilmeyen penaltılara baksın yani Galatasaray'ın aleyhine 52 mi 54 maçtır mı penaltı verilmiyormuş. Bir 30, 30 35 40 maçta da kırmızı kart verilmiyormuş. En son Zaniolo iddia mı iddia falan filan diyorlardı. En son Zaniolo kırmızı kart görmüş sahanın içinde. O da artık niye gördü bilmiyoruz. Yani kırmızı kart yemek için oyuna girmiş gibi bir durumu vardı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kirli kara gece arayanlar kendi maçlarına bakabilir. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.